Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşün perde arkasını biraz tartışacağız. Biliyorsunuz ülkemizde son dönemde ikinci el otomobil fiyatları felaket bir şekilde yükselmişti. Yani sıfırının üzerine çıkmıştı. Sıfır bir otomobil bakıyorsunuz 600 bin lira, bir yaşındaki otomobil 700 bin liraya satılıyordu. Dolayısıyla hükümet buna el attı arkadaşlar. Ne yaptı? Dedi ki öncelikli olarak bayilere, siz dedi bu otomobilin sıfırı bu kadar parayken ikinci elini daha fazlasına satamazsınız dedi. Hatta satan galerilere de milyonlarca Türk lirası ceza kesildi arkadaşlar. Tabii ki bu çözüm oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü ülkemizde tek satıcılar galericiler ya da bayiler değil. Biliyorsunuz pek çok kişi alsat yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde adamın biri YouTube'da bunun hakkında bir video çekmişti. Nasıl kar sağladığını anlatmıştı. Hatta devleti vergi tarafından nasıl dolandırdığını da anlatmıştı. Sonuç olarak 300 bin Türk lirası gibi bir ceza kesildi kendisine. Dolayısıyla otomobil tarafındaki alsatçıların sayısı da çok fazla olunca bu yasalar biraz daha genişletilmek zorunda kalındı arkadaşlar. Ne yapıldı son tahlilde? Şu anda kimse liste fiyatının üzerine otomobil satamıyor. En azından teoride böyle. Şimdi ikinci el sitelerine girdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz favorilediğiniz ilanların fiyatlarında 200 bin, 300 bin Türk lirası düşüşler meydana geldi. Örneğin bir otomobil 950 bin Türk lirasına satılıyorken bir bakmışsınız bir anda 790 bin liralara falan düşmüş. Tabii ki siz bunu görünce diyorsunuz ki otomobil fiyatları galiba ucuzladı. Hem de bayağı bir ucuzladı. Neden? Hani yaprak kımıldamıyor, galiba sektörde işler durgun vesaire, birçok sonuç olabilir. Ama neden çok farklı? Buradaki temel neden arkadaşlar tabii ki hükümetin yüksek fiyattan satanları ceza kesiyor olması. Bunu duyanlar ne yaptı? Hemen liste fiyatlarına baktılar otomobillerin ve liste fiyatının altına çektiler. Hatta öyle ki bir otomobilin liste fiyatı atıyorum 869 bin lira. Adam 868 bin lira yazmış. Yani arada 1000 lira fark. Tabii ki baktığınız zaman teoride liste fiyatının altına mı liste fiyatının altına, o zaman bir sorun yok. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun bu otomobilleri satın almak için ilanın sahibini aradığınızda ortaya çıkıyor. İlanın sahibini aradığınızda size oradaki fiyatın aslında gerçek fiyat olmadığını, yasalardan ötürü böyle yazmak zorunda kaldıklarını, gerçek fiyatın orada yazan fiyattan daha farklı olduğunu belirtiyorlar. Atıyorum 850 bin lira mı? Arıyorsunuz diyorsunuz işte böyle böyle bir otomobil. Adam diyor ki ya oradaki fiyat şöyle böyle işte aslında gerçek fiyatı 950 bin lira. Hatta bazıları şu ifadeyi kullanıyorlar arkadaşlar. İlanın alt kısmında fiyat bilgisi için arayın diyor. Zaten orada fiyat yazıyor. Ama adam bunu bir de açıklama kısmına açık açık yazmış. Demiş ki fiyat bilgisi için arayın. Neden? Çünkü ben orada yazan fiyatı öylesine yazdım. Hani sen beni ara, oradaki fiyat geçerli değil demek istiyor. Bazıları ise bu durumu başlığa taşıyor. Diyor ki açıklamayı mutlaka okuyun. Açıklama kısmına geldiğinizde diyorsun ki ya acaba ağır hasar falan var. Çünkü açıklamayı okuyun genelde ağır hasarlar için kullanılan bir ifadedir ya. Açıklamaya bakıyorsun, fiyat için arayın diyor yine. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeniz lazım. Ama bunun olumlu bir etkisi oldu arkadaşlar şu. Normalde vatandaşlar, yani sahibinden satanlar nedir? Fiyat ortalamasına bakarlar. Ha, ilanlara tek tek girip bakmazlar. Ya acaba bu ilanın içinde fiyat şu mudur bu mudur diye. Bakar işte atıyorum galeri 850 bine koymuştum. Ha, der ki ben de 850 bine koyayım ya da 849 bine koyayım satayım der. Burada genel olarak ilanlara dışarıdan bakıldığı için sahibinden satılan otomobillerin fiyatı biraz düşük oluyor işte. Dolayısıyla bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Yani siz girip galeriden falan değil de sahibinden olan ilanları ararsanız gerçekten orada yazan fiyatlara satılan otomobiller var. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Kısaca özetlememiz gerekirse burada hükümetin attığı bu adım otomobil fiyatlarını bir nebze düşürmüş oldu. Tekrar ediyorum, bakın galeriler vesaire fiyatları düşük diyorlar ama aradığınızda size farklı fiyat veriyorlar. Lakin bu fiyatlara bakarak, yani orada listede yazan fiyatlara bakarak kendi otomobilini satışa koyanlar daha uygun fiyata koyuyor ve orada yazdığı fiyata da size otomobili satıyor. O yüzden bir otomobil alma amacınız varsa, bir niyetiniz varsa arkadaşlar, sahibinden şeklinde aratırsanız daha uygun fiyatlı bir otomobil alacağınızda şüpheniz olmasın. Bu konu hakkında kafanıza takılan ya da sizin eklemek istediğiniz yorumlar varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Bizler de sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Hatta yorumlarda bazen güzel beyin fırtınaları oluşuyor. Fiyatların düşmesini hepimiz çok istiyoruz. Şu mantık yok hiçbir zaman. Ya benim arabamın fiyatı düşmesin. Kardeşim senin arabanın fiyatı düşerse alacağın arabanın fiyatı da düşüyor. Aradaki makas kapanıyor. Senin araban 500 binden 400 bine düşerse o araba 800 binden 650 bine düşüyor. Senin araban 100 bin değer kaybederken o 150 bin değer kaybediyor.
Dolayısıyla senin ödeyeceğin para da azalıyor. O yüzden aman benim arabam değer kaybetmesin, aman fiyatlar düşmesin mantığına girmeyin. Eğer alsatçı değilseniz, otomobili binmek için alıyorsanız, fiyatların düşmesi her zaman sizin, bizim yararımıza olacaktır arkadaşlar. Malum bir ara ülkemizde refah seviyesi bir aile yüksekti. Herkesin altında iki araba vardı. Hatta araba modelleri ortalamanın üzerindeydi. Lakin şu anda yollara baktığımızda yeni çıkan modellerin çok fazla tercih edilmediğini görüyoruz. Burada da enteresan bir olay var. Sıfır otomobiller satılıyor. Ülkemizde sıfır otomobil yok. Ama yollara bakıyorsunuz, yollarda da sıfır otomobil yok. Geçen gün Peugeot bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Fransa'dan sonra en çok Türkiye'de otomobil sattık dedi. Yollara bakıyorsunuz, yeni çıkan Peugeot'lar yok. Bu otomobilleri kim alıyor? Nerede sürüyor? Gerçekten bir soru işareti. Yani bugüne kadar bilmem kaç bin tane TOK satılmış mesela. Kim yolda kaç tane TOK gördü sorsanız orası da belli değil. Hele sokaklara park eden TOK hiç görmüyoruz. Belki adam TOK'u oraya bırakmayayım diye düşünüyordur. Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Belki saklıyordur bir köşede, yarın bir gün satarım diye, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla otomobiller konusunda pek çok bir soru işareti mevcut. Önümüzdeki süreçte dileriz bu soru işaretlerinden kurtulmuş oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.